Merhaba arkadaşlar, Türkistan TV ekranlarımıza hoş geldiniz. Ben Yusuf Küsen. Bugün sizinle İpek Yolu'nun anahtarı sayılan Kumul şehriyle tanışacağız. Kumul, Doğu Türkistan bölgesinde il düzeyindeki 4 şehirden biridir. Doğu Türkistan'ın doğu kısmında yer alan Kumul, Çin'e giden ana yol ve antik çağlardan biri tarihi İpek Yolu'nun boğazı olmuştur. Kumul'un doğu da Çin'in Gansu eyaleti, güneyde Korla, batıda Turfan illeri ve kuzeyde ise Moğolistan ile sınırı vardır. Kumul aynı anda Doğu Türkistan ve Moğolistan arasındaki sınır ticaretinin önemli noktalarından biridir. Kumul şehri 138.919 km² bir alana sahiptir. Kumul şehrinin doğu ile batı mesafesi 440 km, güney ile kuzey mesafesi ise 586 kilometredir. Kumul'un birim alanı düşen nüfus sayısına göre azdır. Kumul'un nüfusu Çin'in verdiği resmi rakamlara göre 600 binden fazladır. Kumul şehri yüksek bir kentleşme düzeyine sahiptir. Kumul ili Arı Türük, Barı Köl ve Kumul olmak üzere 3 ilden oluşur. Çin'in verdiği ekonomi istatistiklerine göre 2013 yılındaki şehir toplam geliri 33,41 milyar yuan, yaklaşık 5 milyar dolardır. Coğrafya ise Tanrı Dağları Kumul şehrinin sınırları içinde boydan boya uzanır ve şehirde küçük dağlar meydana getirir. Karla kaplı dağlar, yaylalar ve dağlardaki buzullar birbirine geçmiştir. Dağların güneyindeki Kumul Havzası çöllerle çevrilidir. Tanrı Dağları'nın kuzeyine ve güneyine kapsayan eşsiz coğrafya Kumul'u Doğu Türkistan'ın küçültülmesi olarak tanımlıyor. Toplam il alanının %4,5'ini Kumul şehri, %1,5'ini çöl, %27,9'unu ise sahra, %65,5'ini ise dağ bayırı, %0,1'ini su ve %0,5'ini tarım arazileri oluşturmaktadır. Geliştirilen ve kullanılan tarım alanı, otlak, ormanlık ve su yüzeyi toplam alanın %29,35'ini kullanılmayan sahra, çöl ve yüksek dağlar toplam alanın %70,65'ini oluşturmaktadır. Kumul, kuru hava ve tipik kırasal iklime sahiptir. Yıllık ortalama 3358 saat güneşli ve 122 gün soğuk ve ılımandır. Yıllık ortalama sıcaklık 9 ve 8 derece. Yağış ise 33,8 mm, baharlaşma ise 3300 mm'dir. İlkbahar ve yaz sıcak, sonbahar güneşli ve ılıman, kış soğuk ve rüzgarlıdır. Yıl içindeki maksimum sıcaklık 43 derece, minimum sıcaklık eksi 32 derecedir ve donma süresi ortalama 182 gündür. Hava koru, atmosfer şeffaf ve bulut örtüsü az olduğu için mükemmel güneş enerji kaynaklarına sahiptir. Ve Doğu Türkistan'da güneş enerjisi bakımında en zengin şehirden biridir. Su kaynakları. Kumul'un su kaynakları çoğunlukla Tanrı Dağları'ndaki kar, buz ve yeraltı su kaynaklarına dayanmakta olup, yüzey suyu ve sığ su kaynakları 870 milyon metreküp, yüzeysel akış suyu 820 milyon metreküp ve yeraltı suyu dahil olmak üzere toplam 1696 milyar metreküptür. Arazi kaynakları 2015 yılı itibariyle Kumul 5 milyon dönüm araziye sahiptir. 1 milyon dönüm arazi yeniden geliştirilmiştir. Doğal yayla alanı ise 62.094 milyon dönümdür. Biyolojik kaynakları. Biyolojik kaynaklar ise 96 tür ve 28 çeşite sahiptir. Kumul'da 89 tür bitki ve 1460 tür yırtıcı hayvan vardır. Kavun, hunnap, üzüm, elma, armut gibi meyveler ve buğday, mısır, pamuk gibi tarımsal bitkiler yetiştirmektedir. Tarımcılık bakımından da çok zengindir. Bunlar arasında kavun ve hunnap çok ünlüdür. Yurt içi ve yurt dışına ihraç edilmektedir. Hayvancılık türleri olarak Barıköl atları Doğu Türkistan'daki atların önünde yer alır. Doğal kaynaklar Kumul'da en çok kömür madenleri yer almaktadır. Buna ek olarak çok sayıda yüksek kaliteli doğal madenlere sahiptir.
2008 yılında Doğu Türkistan'da 76 çeşit kıymetli mineral madde tespit edilmiştir. Bu minerallerin %65'i kumulda bulunmaktadır. Kumul, 17 çeşit doğal maden mineralleriyle Doğu Türkistan'da ön sırada yer alır. Mineral madde kaynaklarının değeri 205,978 milyar yuan, yaklaşık 28,9 milyar dolar olarak bilinmektedir. Bunlar Çin'in verdiği resmi rakamlardır. Gerçek verilerin bundan çok daha fazla olduğu bilinmektedir. Yine Çin kaynaklarına göre şu ana kadar kumulda tespit edilen kömür rezervi 42.084 milyar ton olup, toplamda 570 milyon ton kömür rezervinin bulunduğu tahmin edilmektedir. Kumul, kırmızı teras alanında ağırlıklı olarak ve Baroköl Havzası'nda petrol ve doğal gaz kaynakları bakımında çok zengindir. Kırmızı teras bölgesindeki petrol ve doğal gaz alanlarında 20 milyar metreküpten fazla petrol ve doğal gaz çıkarılmıştır. Çıkarılması öngörülen rezervi miktarı 500 milyar metreküptür. Bunları ek olarak 10 milyon tondan fazla altın madeni ve 15,84 milyon tondan fazla değer maden çeşitleri keşfedilmiştir. Şu an aktif faaliyette olan altı nikel cevheri üreten alanı bulunmaktadır. Bilindiği gibi Çin rejimi Doğu Türkistan'daki bu doğal kaynaklar ve daha keşfedilmemiş nice doğal zenginlikler için insanlık dışı işkence ve soykırım yaparak insanlığa karşı suç işlemektedir. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün sizinle birlikte Kumul şehrini tanımış olduk. Bir dahaki programımızda yine bir şehirle tanışmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet ediyorum.